Merhaba sevgili çiçek ve doğa severler. Ben Aytül Temiz. Bugün sizlere Asteraceae familyasının aslında en güzel türü olan hepimizin bildiği papatya çiçeğinden bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere şu an ilkbahar aylarındayız, Mayıs ayındayız ve aynı zamanda papatyalar da şu anda aslında en dolgun, en verimli dönemlerini geçiriyorlar. Biliyorsunuz papatya böyle 7-24 aslında bahçelerde ve doğada görebildiğimiz bir tür değil. İlkbahar aylarında çiçeklenmeye başlıyor. Yaklaşık işte Nisan ayında başlayan çiçeklenme dönemi de Haziran sonuna kadar devam ediyor diyebiliriz. Tabii ki Asteraceae papatyagiller de çok büyük bir familya. Dolayısıyla bir sürü türleri var. Bizim genelde kırlarda gördüğümüz böyle daha minik formda olanları var. Fidanlıklarda bodrum papatyası diye satılan böyle daha mor olan papatyalar var. Bu şekilde benim yanımda görebileceğiniz iri beyaz çiçekleri olan papatyalar var, sarı olanlar var. İşte daha bilimsel tabirleriyle işte köpek papatyaları var, kel papatyalar var. O kadar çok farklı türleri var ki. Ama genel olarak biz satın almak istediğimizde daha iri çiçekli papatya formlarına ulaşabiliyoruz. Bugün ben sizlere aslında hem papatyalar hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Hem bakım ve genel olarak iklim ve güneş istekleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Hem de aynı zamanda biz saksılara nasıl papatya dikebiliriz, papatyalarımızı nasıl çoğaltabiliriz? Bu konuların hepsinde aslında sorularınızı cevaplamak istediğimiz bir program yapıyor olacağız. Öncelikli olarak papatyalarda şunu görüyoruz. Yanımızdaki örneklerde siz de fark edebilirsiniz. Tabii ki bazıları çiçek açarken eş zamanlı olarak artık Mayıs ve Haziran aylarıyla beraber bazıları kurumaya başlıyor. En çok sorulan sorulardan biri de biliyorsunuz papatya aslında çiçeği dışında da bizim çay olarak da tükettiğimiz yağlarından da faydalandığımız çok özellikli ve çok faydalı bir bitki. Hep diyorlar ki biz papatyaları nasıl kurutacağız? Aslında en iyi kurutma işlemi bakın şu kuruyan türleri sürgün uç tarafından keserek şu şekilde toplamak. Ama her papatyayı da tabii ki kurutamıyoruz. Bunun bazı türleri var. Bazıları kuruttuğumuzda beklediğimizde yeniden hani tohum elde etmek için kullanılabiliyor. Diğerleri de genel olarak sağlığa zararlı türleri olduğu için çayından da faydalanamıyor. Kesinlikle her gördüğünüz papatyayı çayı yapılabilir bir tür olarak adlandırmayın. Çünkü her papatyanın çayı içilmiyor. Aksine bazıları zarar veriyor. Ancak mesela işte küvette suyu doldurduğunuz zaman içine biraz kurumuş papatya çiçeklerini atmak aslında özünün suyla beraber karışması da özellikle çayının da biliyorsunuz çok rahatlatıcı bir etkisi var. Hem ruhsal olarak hem de fizyolojik olarak zaten vücudumuza ve hayatımıza faydaları saymakla bitmez. Peyzaj anlamında da kesinlikle çok estetik bir tür. Dolayısıyla şu şekilde göstereceğim kestiklerimi. Papatyaları bu şekilde kesip kurutup toplayabilirsiniz. Bunu aslında bitkiler canlıyken kuruları uzaklaştırmanın bir diğer faydası da kurular uzaklaştığında mevcut çiçekli türlerin ve yaprak formunun daha dayanıklı ve bitki tarafından daha çok besleniyor olması. Bir diğer konu da bakın papatya çok yıllık bir tür değil. 2 yıllık bir tür diyebiliriz papatya için. Dolayısıyla çiçekler geçmeye başladıktan sonra papatya da zaten kurumaya başlıyor. Şurada kuruyan sürgünlerini de kesip yine bitki üzerinden uzaklaştırabiliriz. Şu şekilde bitkilerde bir aralama yaparsanız ve eğer üzerinde olan minik çiçekleri de keserek ayrı bir yerde biriktirirseniz hem papatyanın çiçeğinden faydalanmış olursunuz hem de bakım olarak da bitkinin canlılık süresine bir fayda sağlamış oluruz diyebiliriz. Papatyanın yine genel olarak çiçek formlarına baktığımız zaman da canlı çiçek üzerinden şöyle koparmadan buradan göstermek istiyorum hemen. Yaprakların birbirine yakın bir şekilde şu sarı olan bölümün etrafında dağıldığını gözüküyoruz. Dolayısıyla aslında çiçek olarak tamamen böyle açık bir forma sahip ve dolayısıyla bitki gerçekten çok güzel gözüküyor. Benim bu konuda sizlere önerim bitkinin daha çok güneşe döndüğünü göreceksiniz. Dolayısıyla aslında 3 boyutlu bir şekilde bitkimize güneş gösterebilmek adına eğer arada rotasyonunu çevirirsek, yani işte bir hafta bir bölüme bakıyorsa bitkiyi bir 90 derece döndürüp öteki hafta diğer tarafın daha çok güneş almasını sağlarsak bitkinin tek yönde güneşe bakmasını engellemiş oluruz. Peki papatyalar neden güneşe dönüyor diye sorarsanız, çünkü papatyalar da aslında güne bakanlar gibi güneşi çok seven, güneşle beslenen türler. Papatyalar aslında güneşe aşık da diyebiliriz. Çünkü
kıra gittiğiniz zaman bile mesela hemen yan tarafta çok güneş alan bir yer varsa, inanılmaz bir kır papatyası varken ağaçların altında gölge olan yerlerde bir tane bile papatya göremiyoruz. Kendi kendine kırlarda tohumdan atarak devam eden, aynı zamanda doğada serbest yayılabilen, Türkiye ana vatanı olan ve Türkiye'de yetişen endemik çok güzel bir çiçekli türümüz diye bahsedebiliriz. Yine çim alan yapmadığımız yerlerde, peyzaj anlamında, eğer ilkbaharda çiçekli bir görüntü istediğimiz yamaçlar varsa, buralarda mutlaka papatya tohumları atarak hem çiçekli hem de yeşil dokuyla kapanmış bir görüntü bahçelerimizde sağlayabiliriz. Papatya iç mekan bitkisi değil, iç mekan bitkisi olarak kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü güneşi çok sevdiği için hava sirkülasyonu da çok seviyor. İç mekanlarda maalesef papatyalar başarısız oluyor. Papatyayı iç mekanda görmek istiyorsanız ve teras, balkon, bahçeniz yoksa o noktada kesme çiçek satan bir yerlerden papatyayı alırsanız ve suyunu düzenli değiştirirseniz belki vazolarınıza 1-2 hafta yaşatma şansınız olur. Ama saksılarda satılan bir papatya alıp evin içine götürdüğünüzde maalesef bu papatyanın çok uzun süre sağlıklı kalma şansı olmayacaktır. Mutlaka balkon, teras ve bahçesi olanlara ben papatyayı bir çiçek türü olarak öneriyorum diyebilirim. Genel olarak formuna baktığımızda aslında dağınık bir yayılım göstermekte ve çiçek verimiyle ön planda olan bir tür. Yapraklarına baktığımız zaman da genelde bakın şu şekilde göreceksiniz. Aşağıdan böyle odunsu sürgünlerle beraber otsu sürgünlerin yükseldiği, yapraklarında yine çapraz dağılım ve dağınık dağılım sergilediği bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Çiçekler çok büyük olduğu için yaprakların çok fazla büyüyemediğini, biraz daha ince kaldığını göreceksiniz. Yine bu da aslında bitkinin özellikle üst tarafta papatyalarla kaplandığında tamamen çiçekten ibaret gözüküyor olmasını sağlıyor. Yine bu da estetik olarak tabii ki bitkimizin güzel gözükmesine sebebiyet veriyor. Peki papatyalarımız nasıl topraklardan hoşlanır? Papatyalar aslında sıkı topraklar severler. Bu yüzden aslında kırsal alanlarda çok rahat yetişebiliyorlar. Süzek olması tabii ki önemli. Çok balçıktan hoşlanmıyorlar. Çünkü aslında güneşi ve kuraklığı seven bir tür. Ve çok da dayanıklı olduğu için çıktığı dönemde. Biliyorsunuz dayanıklı bitkiler aslında kaktüslerdir deriz değil mi? Güllerdir deriz. Neden? Çünkü yaprak formları daha küçük. Yine papatyada aynı şeyi göreceksiniz. Yaprakları daha küçük olduğu için yine aslında doğadaki dayanıklı türlerden biridir diyebiliriz. Bir de güneşi çok seven türler. Aslında güneşe dayanıklı dediğimiz dayanıklı türler arasına giriyor diye belirtelim. Sıkı bir topraktan kastımız ne? Aslında organik içeriği yüksek, kil tabası, kası yoğun, iyi bir toprak demek. Ama aynı zamanda balçık olmayacak bir toprak da çok önemli. Çünkü aslında güneş seven türlerin pek çoğu papatyada da olduğu gibi aynı zamanda süzek topraklar seviyor. Dolayısıyla aslında yapmanız gereken hem sıkı hem de süzek bir toprak elde etmek. Bu yüzden işte 3 miktarda torf kullanıyorsak bir miktarda yine kum kullanabiliriz. Böyle sıkıştırılmış partikül yapısı biraz daha sert, aynı zamanda süzek olan bir toprak elde edebiliriz. Saksı dikimlerini bu şekilde gerçekleştirmemiz mümkün. En çok sorulan sorulardan biri de papatya çiçeğimizi ne zaman ekmeliyiz oluyor. Papatyanın açıkçası tohumundan bir ekim yapacaksanız Mart ayı en ideal aydır. Çünkü ilkbaharda çiçek verir. Eğer siz sonbaharda bir dikim yaparsanız papatya ile alakalı bir konuda başarılı olma şansınız pek yok. Mutlaka çiçeklenme dönemine geçmeden önce şöyle Şubat sonu Mart başı gibi olduğunuz tabii ki Türkiye'deki bölgenin sıcaklığına bağlı olarak bir dikim yaparsanız Şubat ayı mesela işte Ege ve Akdeniz bölgeleri için uygun ama Marmara'ya ya da Karadeniz'e çıktığınız zaman ben bunu biraz daha Mart 15 Mart sonu gibi öngörüyorum. Dolayısıyla o dönemlerde tohumla alakalı yapacağınız bir uygulama sizleri mutlu edecektir. Başka bir husus da tohumları nasıl kullanacağımız. Tohumları eğer çok sık dikersek bitkimizin şöyle bir sorunu oluyor. Cılız çıkmaya başlıyor çünkü çok fazla çiçek veriyor. Yani aslında çiçeğin daha büyük olabilmesi için tohumları belli bir aralıkta dikmemiz lazım ki bitkinin tohumlarından çıkan filizler birbirini boğmasın. Eğer bitki yeterince ilk filizlendiği dönemde güneşi iyi alabilirse ve tohumlar arasında bir dikim aralığı oluşturursanız o zaman yapraklar da kendiliğinden çok daha iyi büyüyecek. Çiçekler de buna bağlı olarak çok daha yüksek bir verimle açacaklardır diyebiliriz. Genel olarak 2 yıllık bir bitki olduğu için size herhangi bir budama zamanı var diyemeyeceğim. Budamakla uğraşmayın. Sadece çiçeği kurutmak istediğiniz zaman kuruyanları üzerinden uzaklaştırıp yeşil olduğu dönemde kuru sürgünleri üzerinden alabilirsiniz. Böylece çiçeğin
çiçeğinizin aslında hem yapraklarının hem de çiçek formunun çok daha uzun süre dayanmasını sağlayacaksınız diyebiliriz. Bitki besini açısından da aslında yaprak değil de çiçek besini takviye etmenizi öneririm. Çünkü dediğim gibi çok yıllı olmayan türlerde yaprak ve gövdenin dayanıklı sağlam kalmasından ziyade aslında çiçeğin yüksek verimde açıyor olması önemli. O yüzden böyle çiçekleri açtırmaya yönelik olan besin takviyelerini tercih ederseniz iyi olur. Sulama konusuna değinirsek de haftada yaklaşık ilkbahar dönemi için söylüyorum. Yağmurlu bir haftada zaten hani bahçedeyse suya ihtiyacı yok ama teras ve balkonda kullanıyorsanız bitkinizi bu noktada da haftada yaklaşık 2 kere su vermeniz, toprağın devamlı nemli kalması papatya yılında su ve nem isteklerinin başında geliyor diyebiliriz. Papatya ile alakalı aslında biliyorsunuz halk arasında çok fazla söylem var. Özellikle işte seviyor mu, sevmiyor mu diye biliyorsunuz böyle çocukluğumuzdan beri duyduğumuz aslında hayatımızı dokunmuş olan bir tür. Bunun da küçük bir hikayesi var. Ben kısaca buna da değinmek istiyorum. Güzel bir tırtıl işte büyümeye başlıyor, bir kelebeğe dönüşüyor ve aslında hareket ederken çok uzakta bir papatya görüp onun yanına gidiyor. Papatya ile kelebek birbirlerini çok seviyorlar ama biliyorsunuz kelebeklerin ömrü 3 gün. Dolayısıyla diyor ki ben diyor senin yanında burada yaşayamam, hiç ölmeyeceğim bir yere gitmem lazım. Ama o süreç içinde birbirlerini çok sevmelerine rağmen birbirlerinin hislerini açamıyorlar. Bunu duyan papatya kelebek onu terk ettikten sonra çok büyük bir acı çekiyor. Ve kendi ömrü de aslında biliyorsunuz çok yıllık bir bitki değil papatya. Kendi ömrü de aslında kısa olduğu için artık ölmeye başladığı zaman yapraklarını dönerken hala içinden acaba beni seviyor muydu, sevmiyor muydu diye sormaya başlıyor. Kelebekle papatyanın aşkını siz de doğaya baktığınız zaman görebilirsiniz. Çünkü aslında kelebeklerin de en çok sevdiği türlerden biri. Eğer bahçenizde daha çok kelebek, daha çok işte kuş ve arı gibi aslında diğer doğa canlılarını da görmekten zevk alıyorsanız bence papatyaları mutlaka bahçelerinizde kullanın. Saksı yapısıyla ilgili olarak da yine nasıl bir çok güzel bir hikayeden sonra ben tekrar bakım türlerimize dönmek istiyorum. Bakım konularımıza nasıl bir şey yapabiliriz derseniz saksıda da mutlaka süzek olma ihtiyacı olduğu için altı delikli bir saksı formu tercih etmemizde fayda olacak. Aynı zamanda biliyorsunuz plastik bir saksıdan alıp papatyaları eve getiriyoruz. Bu plastik saksıdan çıkarttığımızda yine toprağın çok dağılmaması önemli. Eğer tohumdan yetiştirmeyip hazır alıyorsanız. Toprağın altına hafif böyle ponzalarla beraber direne edebilecek bir uygulama yapıp saksının içine. Ardından bitkiyi yerleştirirsek ve üzerine hafif torflu bir toprakla beraber bitkinin köklerini iyice sıkıştırarak çünkü kökleri hava almayı hiç sevmiyor. Bir uygulama yaparsak bitki dikimi açısından da faydalı olacaktır diye yine belirtebiliriz. Papatyaların türlerini anlamak çok kolay olmuyor açıkçası çünkü çok farklı türleri var. Ama genel olarak çiçek görüntüleri farklı olsa da yaşam istekleri ve bakım istekleri aynı olduğu için aslında papatya klasik bir bakıma sahip, bakımı açısından kolay değerlendirilebilir bir tür. Eğer papatyanızın türünü bilmiyorsanız fotoğrafını çekip bana gönderip sorabilirsiniz. Bununla ilgili soruları da cevaplamaktan büyük bir memnuniyet duyarım. Genel olarak peyzaj aranjmanı olarak değerlendirdiğim de ben papatyaları aslında rengarenk görmeyi çok seviyorum. İşte sarılar, beyazlar, diğer eflatun tonları. Bunları eğer terasta bir aranjman yapacaksam renkli kullanıyorum. Ancak bahçe alanındaysak ve büyük bir alanda düz bir bitkilendirme yapacaksak, herhangi bir yamaçta bir çiçeklendirme yapacaksak o zaman aynı çiçek türünden çıkmasını açıkçası tercih ediyorum. Bence daha sofistike ve daha net bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Papatyalarla alakalı biliyorsunuz aslında taçlar da yapıyorlar böyle halk arasında toplayıp uzun sürgünlerden alıp birbirlerine bağlıyorlar. Dolayısıyla aslında sürgün yapılarının da alt tarafta esnek olduğundan bahsedebiliriz. Yine papatyaların açmayan, şöyle açmak üzere olan tohumlu bölümlerini görüyoruz. Bazen bunlar acaba açmayacak mı diye düşünüyor ama mutlaka açıyor. Bakın tohum bu şekilde gelmişken aslında birdenbire şu forma dönüp yapraklarını açmaya başlıyor. Ardından da yavaş yavaş şu şekilde büyümeye başlıyor diyebiliriz. Bitkinin genel olarak çiçek dağılımı ve açma şekli bu şekilde oluyor. Sabahtan akşama birdenbire açan, değişen bir tür değil. Zaman içinde yavaş yavaş çiçeğinin büyüdüğünü de gözlemleyebilirsiniz. Papatyalarla alakalı başka bahsetmemiz gereken bir husus da tabii ki biliyorsunuz papatyanın da kendine ait bir kokusu var. Dolayısıyla uçucu yağ sektöründe de çok fazla kullanılıyor. Papatya yağlarının da yine insan fizyolojisi üzerinde olumlu bir etkisi var. Dolayısıyla aynı zamanda sadece estetik görüntüsüyle ve hikayeleriyle hayatımıza yer etmesiyle beraber doğadan alıp
çaylarını yapabildiğimiz, aynı zamanda kimyasal olarak da değerlendirip uçucu yağlarıyla beraber de aslında aromaterapilerde kullanılan bir tür. O anlamda gerçekten çiçeği çok faydalı ve çok özellikli. Mutlaka papatyanın çiçeğini alırken aynı zamanda işte sağlıkla alakalı faydalarını zaten sizler de okuyup araştırırsınız. Eğer ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız çay papatyalarıyla ilgili kürler yapabilirsiniz. Aynı zamanda bahsettiğim gibi uçucu yağlarından faydalanıp esansiyel yağları da kullanabilirsiniz. Ne kadar organik içerik olursa biliyorsunuz aslında biz de kendimizi o kadar rahatlamış ve iyi hissediyoruz ve o kadar doğaya da yakın hissediyoruz. Papatyalarla alakalı en çok sorulan sorulardan biri de bu sene papatyayı aldık, ektik bahçemize diyorsunuz. Ertesi sene çıkacak mı, çıkmayacak mı diye çok fazla soru geliyor. Papatyanız eğer saksıdaysa kendiliğinden tohumu saksıya dökmesi çok zor. O yüzden ertesi sene aynı tohumdan bitkide kuruyacağı için zaten verim alma şansınız yok. Saksıları her sene yenilemenizi tavsiye ederim. Zaten 2 ay 3 ay çiçekli kaldığı için o saksılarda sonrasında başka çiçekli türlerin aranjmanlarını değerlendirmeniz gerekecek. Ama bahçe alanlarına baktığımız zaman da tohumdan kendi kendine attığı işte mera alanları olsun, büyük peyzaj alanları olsun, burada her sene aslında düzenli biz papatyaların kendi kendine çıktığını da doğa içinde görüyoruz. Yine bu şekilde form olarak gördüğümüz başka bir tür de mesela çuha çiçeği. Ben mesela kendi bahçemde de böyle eğimli bir alanda çuha ve papatyaların önce çuhalar açıyor çünkü. Ardı ardına kendi kendine doğal olarak açıyor olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum. Kendi doğa akışı da böyle olduğu için arada tohumlarla ilave takviyelerle de işte çuhadan papatyaya dönüşü de bir renk cümbüşüyle beraber sağlamak için elimden geleni yapıyorum diyebilirim. Peki papatyalarla alakalı tercihte bulunurken fidanlığa gittik. Nelere dikkat etmeliyiz alırken onları biraz anlatalım. Çiçeklerin özellikle eşit bir dağılım yapması ilk baktığımızda çok önemli. Üzerinde yapraklarında hastalık olmaması, herhangi bir böcek olmaması. Yine çiçeklerin şu sarı taçla beraber etrafında eşit bir dağılım gösteriyor olması da yine aslında papatyanın size sağlıklı olduğunu anlatır. İlk almaya gittiğinizde mümkünse kuru bir sürgünü olmasın. Kuru sürgünlerinden bağımsız gerçekten yeşil dallarıyla beraber coşkulu bir papatya tercih etmeniz iyi olacaktır. Papatyaların hepsi tabii ki bu kadar büyük değil. Bodrum papatyaları mesela çok daha küçük. İşte 15'e 20'lik saksılar içinde satılıyor ve çok da fazla büyümüyorlar. Bazı kır papatyası türleri var. Onlar zaten biraz daha yayılıcı formda ve çok fazla açmıyorlar. Bugün benim programımıza konuk ettiğim papatyam biraz daha kasım patı severler vardır aranızda mutlaka. Onlara benziyor form olarak. Ben mesela evimin girişinde saksılarda böyle simetrik olarak işte ilkbahar döneminde papatya, sonbahar döneminde de kasım patı kullanmayı çok seviyorum. Biliyorsunuz kasım patılar da aslında papatyalar gibi yaklaşık 1,5-2 ay kadarlık bir süreçte çiçekli kalıyorlar. Sonbahar döneminde kasım patılar çıktığında da papatyalarımızın aslında bu şekilde açtığı saksıları nasıl yeniliyoruz? Sizlere de bundan bahsetmek isterim. Papatyalarla alakalı bugün sizlere anlatmak istediğim konular bu şekildeydi. Sorularınız olursa lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Güzel bir gün diliyorum sevgilerimle.